Herkese selam. İstanbul Bariatrics ailesinin 4 yeni üyesi ve Gökmen Bey'i bugün gönderiyoruz. Gökmen Bey 3 gün önce ameliyat oldu. 40 yaşında, 136 kilo ile ameliyata girdi. Ve insülin direnci vardı, karaciğer yağlanması vardı, bir sürü hip kolesterol yüksekliği vardı. Evet. Şimdi de birazdan göndereceğiz. Buyurun. Bir şekilde. Evet, aynen. Buyurun. Evet, gel sen de. Kemal arkadaşımız. Kemal arkadaşımız Van'dan geldi. Ben de Van'da mecbur hizmet yapmıştım. O da bir sağlık çalışanı. O da 2 gün önce ameliyat oldu. Kaç kiloyla girdin Kemal ameliyata? 125'ti. 125, 26 yaşındasın. Evet. İnsülin direnci vardı, birçok sorun vardı. Evet. O da kendini şimdi gayet iyi hissediyor. Evet. Onu da oturtalım. Buyurun Kemal. Gel Alper'cim. Alper Bey, kendisi 31 yaşında, 113 kiloyla girdi ameliyata, değil mi Alper? Evet. Ciddi şeker hastalığı vardı, o farkında bile değildi, insülin direnci zannediyordu. Evet. Şimdi şekeri bile 150'nin altına düştü, ameliyat olalı 2 gün oldu. Evet. Şimdi gayet iyi. Evet, buyurun siz de şöyle. Hande gel. Hande'yi, Ozan Hande'yi çok kısaca bir, otursana Hande'cim oraya. Çok kısaca BMI'ını, her şeyini bir söylesene. Hande 36 yaşında, İngiltere'den geldi. Vücut kitle indeksi 52. Dün ameliyat oldu. Tüp mide ameliyatı yaptık kendisine. Bugün birinci günü. Bugün su içmeye ve elma suyu içmeye başladı. Ve şimdi karşınızda. Şimdi merhabalar. Bizim bu grup çekimlerini yapmamızın nedeni birbirine yakın dönemde ameliyat olan hastaları bu kadar kolay bulamıyoruz tabii. O yüzden hem onlarla ameliyattan sonra ne yapmaları gerektiği hakkında onları bilgilendirmek hem de bu konudaki farkındalığı arttırmak, şişmanlık ameliyatların kesinlikle estetik cerrahiyle ilgisi olmadığını, temel amacın adeta bir kanser ameliyatındaki gibi yaşamı uzatmak olduğunu, tabii ki yaşam konforunda da artmaların olacağını ama temel amacın yaşamı uzatmak ve yandaş hastalıkları gidermek olduğunu, bu nedenle yapıldığını tekrar tekrar vurgulamak için. Şimdi yanımızda beyefendi, bir tır şoförü kendisi, 3 gün evvel ameliyat oldu ve şu anda taburcu olmak üzere. Diğer arkadaşımızın ve ortadaki iki arkadaşımızın ameliyat sonrası ikinci günündeler. Onlar yarın taburcu olacaklar. Hande'miz ise dün ameliyat oldu. Henüz 24 saat bile olmadı. Bir de tabii bu tip çekimlerde ameliyattan bir gün sonra hastaların yürüyebildiği, çok ciddi sıkıntılar içinde olmadığı, bunları da göstermek için bu çekimleri yapıyoruz. Şimdi sırasıyla arkadaşlarımıza mikrofonu vereceğim. Ameliyattan sonra yaşadıklarını, mesela senin bayağı bir ilk gün bulantın, öğürmelerin oldu ama bugün ikinci gününde işte oldukça rahatlamış durumda. Çünkü söylüyoruz bunları hastalara. Neler hissettiler, çok rahat mı geçiriyorlar, ne gibi sıkıntıları var? Bunları tek tek kendi ağızlarından duyacağız. Evet. Hocam ben önce çok teşekkür ediyorum. Ben bu ameliyatı sizi gördüğüm günde karar verdim. Geldim, ameliyat oldum. Ameliyatta hiç korku çekmedim. Gülerek gittim. İlk gün çıktım, yürüdüm. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Hiçbir sorun da çekmedim. İlk gün ameliyat olduğum ilk günden beri ayaktayım. Hastaneyi karış karış gezdim. Çok güzel. Hiç sıkıntı çekmedim. Ne midem ağrıdı, ne oram ağrıdı. Mutlusun. Çok rahattım, çok mutluyum. Nazar değmesin. Sonra ben tekrar mikrofonu alıp tamam. Neler yapmanız gerektiğini anlatacağım tamam. Bundan sonra gün be gün. Vallahi hocam ben de çok teşekkür ederim. Yani ilk korkularla gelmiştim buraya ama işte sizinle tanıştıktan sonra hani çok şey değişti. Ve hani korkulan gibi değildi. İlk gün biraz öğrültüm oldu. Ama nasıl diyeyim, hani şu anda çok rahatım. Hatta ameliyata girmeden öncekinden daha rahat hareket edebiliyorum. Hani aynen, teşekkür ederim hocam. Arkadaşımızın da ameliyata girerken şekeri olduğunu bilmiyordu. Halbuki bir baktık ki 300 kan şekeri var. Ama şimdi artık hiçbir müdahalede bulunmamamıza rağmen kan şekeri neredeyse ameliyattan sonra ikinci gün 150'lerin altına düştü. Bu ameliyatın kan şekerini kontrol edici, diyabeti geçirici etkisi olduğunu zaten biliyoruz. Yani diyabetinden de kurtulmuş olacak birkaç haftaya, kilo bile vermeden önce. Ben de teşekkür ederim. Bu ameliyat için ben
3 yıl düşündüm. Yani şimdi herhalde o 3 yıla üzülebilirim yani. Öyle yani. Pişmansın. Yani evet, evet. Neyse, o da önemli. Gene de çok genç olduğun için şişmanlığın çok ağır bedelini henüz ödememiş durumdasın. Evet. Şu an rahatım. Evet. Yani yarın da taburcu olacağım, evet. Verelim sana da mikrofonu. İyi misin sen? Öncelikle İyiyim. Evet. Rahatsın değil mi? Rahatım. Yani ufak tefek şeyler, yani makul katlanabilecek ağrılar var. Yani ben de aslında kendi kendime bir çekim yapıp halkı bilinçlendirmek istiyordum. Size verecektim o videoyu. Çünkü yani obezite bir hastalık. Obezite cerrahisi de çok ciddi bir iş. Yani bunu ünlüler falan da bu ameliyatı oluyor diye estetikle karıştırılması dünyada yapılabilecek en büyük hata. Ben yani koskoca akademisyen arkadaşlarım yağ mı aldırdı falan diye çok bozuluyorum. Yani iki tanesi profesör olmak üzere 3 tane genel cerrahi uzmanı doktor sizin ameliyatınızı yapıyor. Midenizi %80'ini alıyor. Orada büyük bir mide çapı kadar kesi var. Yani bu çok ciddi bir iş ve burada estetik kaygı yani en son düşünmesi gereken bir şey ve bir bonus yani size sonradan gelebilecek. Şu anda benim ilk önceliğim yani çorabımı kendim giyebilmek, ayakkabımı kendim giyebilmek. Bu hapsolduğum bedenin içinden çıkıp sağlıklı bir şekilde yürümek. Çocuğumun arkasından koşmak gibi şeyler. Yani bundan iyi anlatılamaz. Tabii ki bilinçli insanlar konuyu doğru değerlendiriyorlar. Şimdi ben sizlere kısaca, başta sana tabii, bugün çıkıyorsun, siz de yarın çıkacaksınız. Yani sonradan tek tek yine kısaca konuşuruz ama erken dönemde yapmanız gereken şeyler. Bir kere evde, eve gider gitmez bol miktarda su için. Günde az az, sık sık. Bol miktarda su içmeniz şart. Bu konuyla ilgili gerisin geriye hastaneye yatmakla ilgili birinci neden susuz kalmak çünkü. Ayrıca sana yarın başlayacağız. Ameliyat sonrası ikinci gün başladığımız protein solüsyonlarınız var. Sana da başladık. Bu ek protein desteğini, ek protein tozlarını ya da solüsyonlarını ameliyattan sonra 3 ay 4 ay boyunca hep almanız lazım. Ona olan ihtiyacınız giderek azalacak. 3-4 ay sonra özellikle parça et yemeye başladığınızda ek protein desteği hayati önemini kaybedecek. Ama ilk aylarda bu çok önemli. Yine ameliyattan sonra eve gittikten sonra her gün bir hafta kadar kendinize yapacağınız kan sulandırıcı iğnemiz var. O 6-7 gün sonra ameliyattan sonra gerek kalmıyor ona. Bir de ömür boyu alacağınız bir tane vitamininiz var. Bu vitamini hemen başladınız, sen başladın, sizler de bugün başlıyorsunuz, sen yarın başlayacaksın, onu da ömür boyu alacaksınız. Yani kısa dönemde ilk bir ayda, ameliyattan sonraki ilk bir ayda yeni midenize alışmanız için bizim diyetisyenimiz Fatma Hanım tarafından söylenen kurallara dikkat edin. Ondan sonra da bol bol hareketli olmanız lazım. Uzun dönemde zaten her şeyi tekrar anlatacağız ama ilk kural bol sıvı alın, bol su için, susuz kalmayın, vitamininizi alın, kan sulandırıcı iğnenizi ihmal etmeyin ve proteininizi alın. Teşekkür ederiz bu çekimi yapmaya izin verdiğiniz için.